Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Yeni yapılan bir araştırma sayesinde, bitkilerin toprak altında haberleşmek için, kullandığı gizli elektrik sinyali ağını, daha iyi anlamak mümkün olabilir. Bu ağ daha önce, Maikura yizal fangi adlı mantarda gözlenmişti. Mantar toprağı, bir elektrik devresi gibi kullanıyordu. Fiziksel deneyler ve diferansiyel denklemlere dayanan, matematiksel modelleri birleştiren araştırmacılar, elektrikle sinyalleşmenin nasıl gerçekleştiğini inceledi. Bitkilerin tam olarak ne gibi mesajlar ilettiği bilinmese de, bitkiler bu sayede iletişim kurmak istiyor olabilir. Daha önce gerçekleştirilen deneyleri temel alan çalışmada, bu yeraltı mesajlaşma sisteminin nasıl işlediğine bakıldı. Elektriksel stimülasyon yardımıyla, bitkiler aynı toprakta olmasa bile, nasıl sinyal iletimi gerçekleştirdiği test edilebiliyor. Alabama Üniversitesi'nden elektrik mühendisi Yuri Schissel, pahalı ve uzun süren deneyler yapmak yerine, önceki çalışmaları temel alan, matematiksel bir model kullanıyoruz, diyor. Biyokimyager Alexander Volkov ile çalışan Schissel farklı saksılarda bulunan bitkileri aralarında hava boşluksuz ve havalı ortamlardaki iletişimini test etti. Saksıları birbirine bağlayan, elektrik iletkeni olmadan bağlantı kopuyordu. Gümüş bir tel yerleştirildiğinde ise bağlantı tekrardan kurularak, bitkiler arasında bir çeşit muhabbet kuruluyor. Yeni araştırmada, aloe vera ve lahana gibi farklı türden bitkiler kullanarak, aralarındaki iletişim incelendi. Daha önceki deneylerde ise, aynı tür domates bitkileri arasındaki iletişim incelenmişti. İşte bu modeller bize farklı bitkiler arasında, aynı yolla iletişim kurulabileceğini bizlere gösteriyor. Bitkilerin kök ağını ve dağılımı kullanarak sinyalleşmesinin kesinlikle mümkün olduğu düşünülüyor. Domatesten meşeye kadar toprak veya zeminde iletişim kurma olasılıkları var. Burada toprak iletken rol üstleniyor. Yine de bu yeni çalışma, bitkilerin birbirine ne söylediğini ya da aralarındaki iletişimin ne kadarının bilerek ya da bilmeyerek gerçekleştiğini söylememekle beraber, bu mesajlar ile bitkilerin tehdit edilmesi, büyümesi ya da bitki hareketini gösterme potansiyeli var. Daha öncesinde bitkilerin dokunmaya nasıl tepki verdiği ve bitkilerle iletişim kurabileceğimizi gösteren çalışmalar da var. Bitkiler hakkındaki enteresan keşiflere bir yenisini daha ekleyen bu çalışma sayesinde gelecekte çok daha enteresan işler ortaya konulabilir. Bitkiler tarafından iletilen ve alınan elektrik sinyallerinin bilişsel projesine dair herhangi bir çalışma yok. Diğer bir konu ise bitkilerin hava yoluyla elektrik dalgalar üzerinde iletimi kurup kurmadığıdır. Bu konu ise bugüne kadar derinlemesine hiç çalışılmamıştır.